topluma da bu sorunu anlatmaya çalışıyor miting meydanlarında. Yani ayrışarak değil, barışarak ve Kürt sorununu çözerek Türkiye'de bir arada yaşayabiliriz şeklinde bir mesaj vermeye çalışıyor. Kanımca bu samimi, bu sahici ve sıcak kanlı bir söylem milliyetçi hassasiyetleri yüksek olan toplum kesimlerinde Sayın İnce'nin vermiş olduğu bu Kürt sorunun çözümüne ilişkin mesajların da bir anlamda sahici, gerçekçi, iyi niyetli bulunmasına yol açacak. Özellikle Kürt seçmenler üzerinde diye düşünüyorum. İşin medya boyutuna gelirsek medyada yer bulmakta zorlanıyor diyebiliriz Muharrem İnce. Evet. En azından ana akım medyada. Evet. Sesini istediği gibi duyurma şansı var mı? Evet, şimdi konvansiyonel medya tabii kampanya sürecinde önemli ama bizim toplumumuzda özellikle mitinglerde çok önemli. Mitingler tabii ağırlıklı olarak orta yaş ve üzeri toplum kesimlerinin seçim dönemlerinde rağbet ettiği bir siyasal aktivite. Ama şeyi de göz ardı etmemek gerekiyor. Yani özellikle yeni medya, sosyal medya, internet üzerinden yayıncılık bir şekilde Sayın İnce'nin ulaşmak istediği toplum kesimlerine yavaş yavaş ulaşmaya çalıştığını ben düşünüyorum. Muhtemelen süreç ilerledikçe bir kere önce şunu tespit etmek gerekir. Sayın İnce'nin ismi geleneksel medyaya da, medyadan yararlanan toplum kesimlerinin de dahi medya kısıtlamasına rağmen zihinlerine yerleşmeye başladı. Ve ana bir takım sloganlar, ana bir takım mesajlar artık seçmene öyle veya böyle ulaşıyor. Dolayısıyla zaten seçmen teferruat üzerinden konvansiyonel medyada ayrıntılı olarak parti liderlerini dinlemiyor. Ne kadar net, kısa, özlü mesaj verilirse hangi medya aracılığıyla olsun o mesaj seçmen üzerinde etkili. Kanımca bu aşamada bu gerçekleşiyor. Tabii ki bu büyük medya kuruluşlarının Sayın İnce'nin toplantılarına ilgi göstermemesi Türkiye'deki medyanın hali pürmelali açısından sorgulanması gereken bir nokta.